Ülkemizde uzun zamandan bu tarafa gerek eğitim sisteminde gerek bir takım diğer gidişatlarda bir ülkenin geriye gidişatı söz konusu. Ve özellikle Alevi çocukları ve Alevi toplumu üzerinde bu oyunlar bilinçli bir şekilde oynanmaktadır ve devam etmektedir. Eğitimle ilgili biliyorsunuz zorunlu din dersleri dayatması okullarımızda ne yazık ki var ve devam ediyor. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları olsun, yerel mahkemelerden veya diğer Alevi toplumundan gelen bütün tepkiler ne yazık ki idarecilerin kulaklarına sanki tıkaç takılmış gibi duymamazlıktan geliyorlar. Yani kanunlarla elde edilenleri bile uygulamamakta direniyorlar. Dolayısıyla bunu biz Alevi toplumu olarak kabul etmemiz mümkün değil. Hukuki mücadelemizi elbette ki vereceğiz. Hukuktaki kazanımlarımız bizim kesinlikle olmazsa olmazlarımız olacak. Ama idarenin bu hukukla elde edilmiş kazanımlarımızı mutlaka ülkemizde yaşama geçirmesi zorunluluktur. Bu çok isteğe bağlı olarak istersem uygularım, istersem uygulamam pozisyonunda olacak bir durum değildir. Elbette ki hem Alevi kurumları olarak hem Alevi toplumu olarak buna sessiz kalmamız elbette ki mümkün olmayacaktır. Eylem şekli hangi şekilde gerekiyorsa yasal zeminlerde kalmak üzere biz bu ülkede her zaman barıştan, demokrasiden, özgürlükten yana tavrımızı koymuş bir toplumuz. Yani bizi kimse kaosa çekmeye, kaosun içerisine sürüklemeye kalkışmasın. Kötü emelleri doğrultusunda bizi alet edemeyeceklerdir. Ancak bizler de haklarımızın alınması yönünde söylediğim gibi barıştan, özgürlükten ve demokrasiden tavrımızı koyarak bu haklarımızı mutlaka almamız gerekiyor. Bu ülkenin bekası için, bu ülkenin huzur ve birlikte yaşaması için hakların verilmesi gerekiyor. Sadece Alevi haklarının değil. Alevi toplumu biliyorsunuz ki veya ben insanım diyen her insanın haksızlık, zulüm nerede ve kime yapılırsa yapılsın tavrını zulme karşı koyması gerekiyor. Ona karşı mücadele etmesi gerekiyor. Biz sadece bu ülkede Alevi haklarının alınması için değil, söylediğim gibi haksızlığı olan herkesin yanında ve haksızlığın karşısında olmak zorundayız. Tarihten bu tarafa gelen süreç içerisinde de Alevi toplumu hep bu şekilde tavrını koymuştur. 17 Eylül'deki mitingde ve yürüyüşte hükümete, ülkemizi idare edenlere bir çağrı şeklinde bir mitingimiz olacaktır. Okullardaki çağdaş, Atatürkçü, laik sistemden uzaklaşıp gericiliği ön plana alan bir eğitim sistemine doğru yaklaşımı protesto etmek, zorunlu din derslerini okullarda zorunlu hale getirmekten vazgeçilmesini talebimizi dile getireceğiz. Bu konudaki mücadele şekli hangi şekilde olması gerekiyorsa bunu biz de yapmaktan artık kaçınacağız. Çünkü bu bizim en yaşamsal ve doğal hakkımızdır. Söylediğimiz gibi bu haklar bu ülkenin barış temelinin atılması için zorunlu olacaktır.